Mehmet Tezkan Halk TV.com.tr Dilerim iki adayda CHP'den büyük kopuşu görüyordu. CHP kurultayı yarın toplanıyor. Görünen o ki en çekişmeli kurultay olacak. CHP'deki Sosyal Demokrat Halkçı Parti Erdal İnönü-Deniz Baykal çekişmesini yarışını hatırlatıyor. 1990-1991-1992 yıllarında üst üste yapılan kurultaylar kıran kırana geçmişti. Baykal öyle yaptı, böyle yaptı, uğraştı, didindi ama İnönü'yü genel başkanlıktan indirmeyi başaramadı. 1992 yılının Haziran ayında CHP yeniden açarak 21 milletvekiliyle beraber SHP'den ayrıldı. Sonra 1995'te CHP, CHP birleşti. Daha doğru deyişle Karayalçın oyuna geldi. İktidarda olan CHP'yi o tarihte %2'lik parti olan CHP'ye teslim etti ve Baykal devri başladı. O tarihten bugüne tam 28 yıldır CHP ciddi bir genel başkanlık yarışına sahne olmadı. Kase skandalından sonra Baykal çekilmek zorunda kaldı. Çekilmeseydi onu yenecek koltuğa devralacak bir kişi yoktu. Baykal çekilince Kılıçdaroğlu 2010 yılının Mayıs ayında yapılan kurultaya tek aday olarak girdi. 13 yıldır genel başkan. Şimdi diyeceksiniz ki Muharrem ince haksızlık etme. Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı aday oldum ama sonucu belli kurultaydı heyecan yoktu kafa kafaya derler ya böyle bir yarış yoktu yarınki durum farklı bana 28 yıl önceki SHP kurultaylarını hatırlattı. İnönü-Baykal yarışını, İnönü-Baykal çekişmesini. Belli ki yarınki kurultay gergin geçecek. İstanbul Kongresi böyle olacağının sinyallerini verdi. İnönü-Baykal çekişmesinde SHP örgütü ikiye bölünmüştü. Yarış kıran kıranaydı. İnönücüler-Baykalcılar ayrımı keskindi. Delegelerin çoğunluğu İnönü'yü tercih etti. Yarın galiba benzer bir kurultaya tanık olacağız. Kemalciler özgürcüler yarışına, kemalciler özgürcüler çekişmesine. SHP 1990'ların başında yaptığı kurultaylardan bütünleşerek çıkmadı, ayrıştı, iki partiye dönüştü. Sonuç 1999 seçimlerinde baraj aldı. O tarihte sol seçmenin alternatifi vardı. Ecevit'in DSP'si. Şimdi yok. Yarınki kurultay bölünme getirir mi getirmez mi bilinmez ama şu gerçek ki seçmen hala çok öfkeli. Kim kazanırsa kazansın. İster Kılıçdaroğlu ve ekibi olsun, ister Özel ve ekibi. CHP'ye oy veren seçmenin CHP'den vazgeçip geçmediğini, vazgeçtiyse neden vazgeçtiğini, muhalif seçmenin muhalefetten umudunu kesip kesmediğini iyi analiz etmeli, iyi düşünmeli. Benim gördüğüm kopuş tahmin edilenin ötesinde. Nihilizm sendromu yaşanıyor. Politik evsizlik diyorlar ya hiçbir partiye kendine yakın bulamama hali. Siyasetten sıtkının sıyrılması da denebilir. Bakalım yarınki kurultayda genel başkan adayları bu meselenin üzerinde duracak mı? Bu meseleyi önemseyip nasıl aşacaklarını anlatacaklar mı? Çözüm planlarını dile getirecekler mi? Yoksa pas mı geçecekler? Bu duygu geçer, nasıl olsa gidecekleri başka kapı yok diyerek bu meseleyi görmezden mi gelecekler? Yarın göreceğiz.